Bülent Orakoğlu Kılıçdaroğlu'na devlet içinde bir odak mı saldırdı? Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin saldırısına uğrayan askerlerimizden dördü şehit olurken yedi askerimiz de yaralanmıştı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken hain saldırıda yaralanan askerlerimize de şifa dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçik şehit arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı, onlarca PKK'lı aynı gece etkisiz hale getirildi. Şehit Er Yener Kırıkçı'nın cenaze namazı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu, makam aracına giderken şehit yakınlarının olduğu alandan kendisine önce sözlü sonra fiziki bir saldırı gerçekleşiyor. Makam aracına ulaşması güvenlik açısından sakıncalı görülerek il jandarma alay komutanıyla birlikte mahalledeki bir eve giriliyor. Bu olaydan sonra yaşananlar, ortaya atılan iddialar, olayı soruşturan adli makamlar veya yetkililerin açıklamaları beklenmeden ciddi bir bilgi kirliliği çerçevesinde yalan yanlış bilgilerle yazılı ve görsel medyada kamuoyuyla paylaşılıyor. Şüphesiz hangi ülkede gerçekleşirse gerçekleşsin, ana muhalefetin genel başkanına karşı yapılan saldırı ve fiziki şiddet uygulaması o ülkenin huzuru asayişi ile direkt ilgilidir. Bu tür saldırıların telin edilerek kınanması da demokratik hukuk devleti olmanın en önemli parametrelerinden biri de sanırım. Ancak eski Türkiye'den kalma her olayda devleti veya devlet içindeki bir takım legal ve illegal odakları suçlama refleksi, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve fiziki şiddetin arka planını aydınlatmaz sanırım. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP üst yönetimin bazı gazete veya köşe yazarlarının iddia ettiği gibi bu saldırıda şu ana kadar yapılan adli ve idari soruşturmalarda saldırının bir provokasyon olduğuna yönelik herhangi bir bulgu ve somut delile kişi veya kişilere rastlanamamıştı. Aynı şekilde organize bir saldırı veya devlet içinde derin bir odak tespit edilememişti. Kılıçdaroğlu'na fiziki şiddet uygulayan ve yumruk atan kişinin kamera ve fotoğraflarda tespiti yapılmış, bu kişinin şehidimizin yakını, köylüsü ve hısımı olduğu tespit edilmişti. Adli ve idari soruşturmalar devam etmekle birlikte Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının bir takım sitemler ve tepkilerle şehit yakını ve köylüsü bir grup tarafından gerçekleştirildiği olaya karışan ve gözaltına alınan 9 kişinin tamamının Akkozulu köyünden olması provokasyon için dışarıdan provokatör getirildiğine yönelik iddiaları geçersiz kılmaktadır. Ayrıca Akkuzulu mahallesinde plaka tanıma sistemi kurulu olması nedeniyle köye cenazeye gelen ve katılan tüm kişilerin taraması da yapılmış, bu durum adli soruşturmanın güvenirliği açısından bir delil niteliği oluşturmuştur. Kılıçdaroğlu tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunmasına rağmen neden polisi bilgilendirmedi? CHP'li yetkililerin Çubuk ilçesi Akkusulu köyünde gerçekleşen şehit cenaze törenine genel başkanları Kılıçdaroğlu'nun katılacağını ilgili yönetmelik hükümlerine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı veya sözlü bir bildirimde neden bulunmadıkları enteresan ve aydınlatılması gereken bir konu. Zira bilgi verilmediğinin kesinleşmesi siyasi rant iddialarını güçlendirecektir. Her ne kadar bilgi verildiği iddia edilse de Ankara Emniyet Müdürlüğü kesin bir şey bir verilmediğini açıkladı. Bu konuda MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman'ın açıklamaları Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının arka planını açıkça ortaya koyuyor. Seçimlerden dolayı gerilen bir siyasi ortamda enine boyuna düşünülmeden alınmış bir kararla Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunmasının akla ziyan olduğunu kaydeden Ataman şunları söyledi. Burası şehit cenazesi olabileceği gibi bir başka yerde olabilirdi. YPG'yi terör örgütü olarak görmediği ifadeleri PKK'nın siyasi görünümü HDP ile yapılan seçim ortaklığı, İstanbul adaylarının Demirtaş'a dair övücü sözleri gibi somut pek çok durumun hafızalarda canlı olduğu Böyle bir dönemde PKK'ya yönelik nefretin en yoğun olduğu şehit cenazesinde gerçekleşecek bir ziyaretin alabileceği tepkileri bir siyasi düşünmek zorundadır. Hem PKK'lının leşine milletvekilini göndermek hem de terörist cenazesinde yer almak toplum vicdanında kabul görecek bir davranış değildir. HDP'nin Pardon, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu korumak için CHP'nin kendi kolluk gücünü kuracağını duyurmuş. FETÖ ve PKK ile sarmaş dolaş olmanın nihai bir sonucu olsa gerek. Neticede devlete karşı paralel bir kolluk gücü rüyası.